şekilde gördüğünüz gibi yağ atmadık tabi. İnciklerin önce bir yüzündeki yağını yakacağım. Daha lezzetli olsun diye. Yağ çiğ kokusu gelmesin diye. Ondan sonra suyunu vereceğim. Arkadaşlar şu şekilde göstereyim. Şimdi kuzularımızın yağını yaktık, mühürledik. Yani çiğ yağ kokusu yerine ne diyeyim, kavrulmuş bir yağ kokusu gelmeye başladı. Şimdi suyunu vereceğiz. Şimdi bununla ilgili de şunu söyleyeyim. Şimdi birinci kapağımızı koyuyoruz. Ondan sonra ikinci kapağımızı koyuyoruz. Birinci kapağımız kuzumuzu kapaklama yaptı. Yani 3 saatte pişecekse kuzumuz bunu 2 saate düşür. Arkadaşlar bugün keşkekli kuzuncuk çekeceğiz. Keşkeklerimizi akşamdan yıkadık. Soğuk suya ısladık. Şimdi şu şekilde göstereyim. Bunun market adı buğday. Biz de keşkek olarak geçiyor. Zaten orijinalde keşkek de marketlerde buğday olarak satılıyor. Keşkeklerimiz ocakta kaynarken, yani buğdayımız ocakta kaynarken diğer işleme geçeceğiz. Kuzu suyunu vuracağız. Ondan sonra aşama aşama keşkekli kuzu inciğin nasıl yapıldığını göstereceğiz. Arkadaşlar burada 3 kilo buğdayımız var. Şimdi az bir sıvı yağ damlatacağım içine. Size de önerim, mercimek, buğday gibi şeyler haşlarken bir yemek kaşığı olsun içine yağ atın ki ola ki unutursanız yanmasın diye. Sıvı yağ bunun sigortasıdır. Şimdi şunu söyleyeyim. Keşkeğimiz suyunu çekti. Çok az bir su kaldı şöyle gördüğünüz gibi. Biz bunu sürekli karıştıra karıştıra ezeceğiz. Tekrar su ilave etmeyeceğiz. Ta ki keşkeğimiz böyle helvalanıp macun kıvamına gelene kadar bunu bu şekilde karıştıracağız. Ondan sonra etiyle buluşturacağız. Arkadaşlar ara ara sürekli keşkeğimizi ben karıştırıyorum. Şimdi baştan tereyağını da sıvı yağını da az atmıştım sadece yanmaması için. Şimdi biraz bir tereyağı attım. Şöyle hesap vermişler. 250 gram kadar tereyağı attım. 3 kilo buğdaya yani keşke 250 gram kadar tereyağı attım. Şimdi bunu tereyağıyla da yedire yedire tekrar karıştırmaya devam edeceğiz. İşleme kuzumuzun parçaları geldikten sonra da devam edeceğiz. Arkadaşlar keşkeğimizin inciğini ocağa vurduk. Kapaklamasını yaptık. Şimdi tekrar size bir porsiyon olarak da hazırlayacağım. Bir porsiyon olanını göstereceğim. Şimdi kuzu inciğimiz ocakta. İçine bir adet su attık. Başka hiçbir şey atmıyoruz. Kapağını kapatıyoruz. Kaynadıktan sonra diğer işleme geçeceğiz. Eğer bununla ilgili görmediğiniz, sormak istediğiniz herhangi bir soru olacak olursa daha önceki benim kuzu haşlama var, kuzu Ankara tava var. Aynı taktikte pişiriyorum. O videolara dönüp oradan gerekli bilgileri de öğrenebilirsiniz. Orada çok ayrıntılı bir açıklama yaptım ben. Tekrar bir daha arkadaşlar bey, çocuk başlattım başlatmadım bilmiyorum. Öğrencim sağ olsun. Şimdi şunu söyleyeyim. Keşkeğimiz ocakta. Kuzumuzun bir parçasını tencerede ufak tencereye vurduk bir porsiyonunu. Diğer 20 porsiyonunu yer tenceresine vurduk. Şunu söyleyeyim. Kuzunun kuzunun her türlü pişirme aşamasını ben bütün şeyde videolarında gösterdim. Size şunu söyleyeyim. Diyelim ki kuzuyla ilgili bir şey merak ettiniz. Yani Ankara tava, haşlama, kapama fark etmez. Ne merak ettiyseniz. Bir önceki videolarıma baktığınız zaman tam açıklamalı olarak kuzunun nasıl pişmesi gerektiğini, nasıl pişirilir
kuzu pişirme tekniklerinin tamamını gösterdim. Şimdi buz inciklerimizi düzdük. Şöyle tuzunu atıyoruz. Tane karabiberi. Maydanozu ortasına koyuyoruz ki şey olmasın. Sağında solunda maydanoz etlere bulaşıp bir de ayıkla bulaşalım. Sarımsakları şu şekilde dörde verip köşelere koyuyoruz. Yine aynı şekilde. Aynı lezzeti vereceğinden dolayı defne yaprağımız. Tane karabiberimiz. Soğanımız. Şimdi az bir oranda da su ilave ediyoruz. Daha çabuk pişmesi için spiratörümüzü çekiyoruz. Kolyemizi çektik. 180 derece fırına atacağız. Bir yarım saat önce, yarım saat sonra 160'a düşüreceğiz. Arkadaşlar fırınımızın derecesini 190 aldım. İşim acele olduğu için 190'da içi kaynattıktan sonra 10 dakika sonra tekrar fırınımızın derecesini 160'a düşüreceğim. 2,5 saatte fırınımız bize huzur teslim edecek. Biraz bunun suyunu fazla verdim. Sebebi de bunu keşkek yapacağımızdan dolayı, tandır yapmayacağımızdan dolayı yine söylüyorum. Kuzuyla ilgili, pişirme tekniğiyle ilgili ne merak ediyorsanız tamamı benim daha önceki çektiğim videolarda var. Şu anda pişmeye başladı. Arkadaşlar kuzumuz oldu. Bunu daha önce de söylemiştim 3 aşamalı çekeceğim diye. Şimdi tencerede olan, ufak tencerede 1 porsiyonluk olan oldu. Bir de 20 porsiyonluk var, 2-20 porsiyonluk var. Biri fırında, biri yer tenceresinde. Şimdi sırasıyla onları geçeceğiz, onları göstereceğiz. Şimdi kuzumuz bana yardımcı olacak. Şu şekilde göstereyim, yanaşmayın. İnciğimiz büyük oldu, şimdi inciğimizi şu etini şuradan şöyle alacağız. Hem görsellik kazandıracağız, hem lezzet kazandıracağız. Kızım şimdi ezmeye başlayalım. İnciğimiz de şöyle bir güzel bir şekil kazanacak. Daha sonra sunum tabanında göstereceğiz. Şimdi bunun içerisine normalde ben kaseyle gösteriyorum ama bu fırına atmış olduğumuz kuzuların hepsinin bu kenarlarını alacağız. Yapmış olduğumuz keşkeğin içerisine atacağız. Ezmeye, dövmeye devam edeceğiz. Daha lezzetli olması için. Arkadaşlar 2,5 saat süresini doldurdu kuzumuz. Kuzumuz pişti. Şu şekilde ben göstereyim. Tabi çok sıcak olduğu için alamıyorum. Getirdik. Şu şekilde ben açayım göstereyim kuzuyu. Gördüğünüz gibi kuzularımız pişti. Fazla dağıtmak istemiyorum. Şu şekilde. Şimdi bunun içerisinde tuzlu her şey olduğundan dolayı keşke fazla su katmayacağım. Kendi suyuna şöyle biraz vereceğiz. Kızım karıştı beraber. Ne yapacağız? Tekrar ocağa gideceğiz. Ocaktaki diğer işleme devam edeceğiz. Kızımız bunu karıştırmaya başlıyor. Şimdi az bir kızımızı tozlar atıyoruz. Tereyağımızın içerisine. Bu tencerede yaptığımız buzola. Öbürü zaten kızarmış olduğundan dolayı
tencerede yaptığımız şöyle hafifin bir üzerini karamelize yapacağız. Yakacağız, ondan sonra servis tabağına alacağız. Buzumuz hazır. Yaklaş kızım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu sunum tabağını kızlarım hazırladı. İnşallah beğenirsiniz. Bu tencerede pişirdiğim bizim yaklaş. Bu tencerede pişirdiğim keşkekli kuzu incik. Şu şekilde bir tereyağı sosumuz var. Bunu böyle üzerine döküyoruz. Yani çok fazla bir şey fark etmiyor. Şöyle söyleyelim. Bu koşta fırında pişirdiğimiz. Keşkekli kuzu inciğimiz hazır. Ne diyoruz? Siz isteyin, biz yapalım. Afiyet olsun. Arkadaşlar şimdi şu ıspanağımızı döküyorum. Şu şekilde görüyorsunuz. Tel tel ayrıldı. Şöyle yakından göstereyim. Bakın görüyor musunuz? Bu tablo ıspanağımız. Şu anda bu pişmiş demektir. Ve şunu göstereceğim. Bu şekilde hepsi sufle gibi kabaracak.